Sonra öğle namazı vakti geliyor. İşte öğle namazının sünnetleriyle beraber kılıyorsunuz. Yine dediğim gibi tesbihat, farzdan sonraki şeyleri yine aynı devam edeceksiniz. Ondan sonra günlük yine ikindi namazı vakti geliyor. Bu namazların hepsinde sadece sabah namazı için biraz böyle güneşin doğuşuna yakın kılmak Hanefi mezhebinde daha faziletli. Şafilerde vakit girer girmez kılmak efdaldir. Mümkün mertebe vaktin hemen ilk girdiği anda kılınız bu namazlarınızı. Yani öğle, ikindi, akşam ve yatsıyı mutlaka vaktin ilk girişinde. En faziletli zamanı ilk vaktin girdiği zamandır. Kılınız. Mümkünse imkanı olan kardeşlerimize bizim tavsiyemiz ikindi namazlarını mümkünse cemaatle kılınız. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ikindi namazına orta namaz diyerek özellikle dikkatimizi çekiyor. İkindiyi de kıldınız. İkindi ile akşam arası zaten biliyorsunuz kerahet vaktidir. Hanefi mezhebine göre güneşin batışına 40 dakika kalıncaya kadar kaza namazı kılabilirsiniz. Ama kaza namazı dışında herhangi bir nafile kılınmaz. Bu hususlara dikkat ediniz. Öğleyin de 40 dakika kaladan öğlen vakti girinceye kadar herhangi bir nafile namaz Hanefi mezhebinde kılınmaz. Mekruhtur çünkü. Akşam namazı geldi. Akşam namazını kıldınız. Bir de her farz namazının tesbihatı bittikten sonra İçinizden dilinizle 10 defa La ilahe illallah deyiniz. Sünnettir. Hatta birçok alimlere göre namaz tesbihatıdır zaten. Büyüklerimiz, Sadat-ı Kiram, bizim hocalarımız, üstadlarımız evvabin namazına önem vermişlerdir. Akşamla yatsı arasında kılınan bir namazdır evvabin. Evvabin çokça tövbe edenler demektir yani. Çokça Rabbine dönüş yapanlar demektir. Sünnettir evvabin namazı. Evvabin namazda akşam namazının sünneti bittikten sonra 2, 4 veya 6 rekate kadar kılınabilir. Bir de ikindi namazdan sonra onu unuttum belirteyim. Kardeşlerimiz mümkünse durumu müsait olanlar mutlaka Nebe suresini yani Amme suresini okusunlar. Amme suresini her gün ikindi namazında okuyan için alimler öyle bir hadis de var. Söylüyor ki mutlaka ölmeden önce Allah onun ahiretteki yerini ona gösterir diyorlar. Amme suresini ama düzenli, sürekli okuyanlar için. Evvabin namazını kıldıktan sonra zaten biliyorsunuz bu yolun mensupları için akşamla yatsı arası iki grup vaktidir. Bu vakit de amellerin Allahu Teala'ya arz edildiği vakittir. Mutlaka o vakitte de bu yolun mensupları tefekkürle ve rabıtayla meşguldürler. Akşamla yatsı arasında hatta konuşmak bile hoş görülmemiştir. Yani kalbiniz dağılmasın diye. Akşamla yatsı arası virt çekmek de doğru değildir. Akşamla yatsı arası rabıta vaktidir, tefekkür vaktidir. Ameller Rabbül Alemin'e arz edilirken eğer o amellerin, o günlük işlerinizin içerisinde sizin için hoş olmayan bir şey varsa Cenab-ı Allah meleklere soruyormuş. Gidin bakın o kulum şu anda ne yapıyor? Mesela geliyorlar ya Rabbi seni zikretmekle meşgul. Ve ya Rabbi tefekkürle meşguldür. Secdesinin üzerinde oturmuş. Ya Rabbi senin rızan için gözünü yummuş. Taat ve ibadet halindedir. Allahu Teala diyormuş ki onun o amelindeki kötü şeyi, defterindeki hesabındaki kötü şeyi silin diyormuş. Mürşid-i Kutbu Gavsani Tacaseri Almani Rahber-i Şeyh-i Melani Şihabuddin Seyyid-i Taha Rahber-i Şeyh-i Melani Şihabuddin Seyyid-i Taha